Biliyorsunuz uzun zamandan beri Rize'ye gelemedim. Ama Rize'nin meselelerini hep yakından takip ettim. Çok sayıda hemşerim İstanbul'a geldiler, beni ziyaret ettiler. Ama beni en çok duygulandıran oğlumu kaybettikten sonra Rize'li hemşerilerimin gösterdikleri çok yakın ilgi, alaka ve sevgi oldu. Sayın Bakanım buyurun. Buradan sonra Çayırlı'na geçeceğim. Orada kardeşimin babamın adına yaptırdığı İlköğretim Okulu'nun ilave inşaatını görüşeceğiz Kaymakam Bey'le. Bizim planladığımız şekilde giderse yeni ders yılından önce Hasan Yılmaz İlköğretim Okulu yeni binasına kavuşmuş olacak. Daha doğrusu mevcut kapasitesini iki mislinden fazla arttıran yeni bir yapıya geçecek. Biliyorsunuz siyasetle çok önemli gelişmeler olmadıkça hiç konuşmak istemiyorum. Şu anda tamamen eşimin vakfının, Berna Hanım'ın vakfının yaptırdığı İstanbul'daki Kent Üniversitesi'ne yardımcı olmaya çalışıyorum. Kalan oğlumun ticari işlerine yardımcı olmak için çalışıyorum. Siyaset benim gündemimde yok. Ama Rizeli hemşehrilerimizin son seçimdeki tercihlerini saygıyla karşılıyorum. Kendileri açısından en önemli, en doğrusunu yaptıklarına inanıyorum. Rize'ye 2002'den bugüne kadar yapılan bütün hizmetler için, getirilen yatırımlar için bunlara sebep olanlara, yapanlara, gerçekleştirenlere hepinize teşekkür ediyorum. Geçmişte uzun süre Dışişleri Bakanlığı yaptığım için Avrupalıların Türkiye'ye bakışını yakından biliyorum. Türkiye'ye nasıl çifte standartlar uyguladıklarının en canlı tanıklarından biriyim. Bunun özellikle bu son darbe teşebbüsü sırasında çok somut ve çok rahatsız edici bir boyuta geldiğini gördüm. Onun için yabancı dergilere, televizyonlara, gazetelere konuşmalar yaptım. Bunlar orada da mâkes buldu ama ülke içinde de hatta Sayın Cumhurbaşkanımız da, o zamanki Sayın Başbakanımız da beni aradılar, teşekkür ettiler. Ama dediğim gibi bu aslında herkesin yapması gereken bir vatandaşlık görevidir. İç politikada farklılıklarımız olabilir. Bazı konularda farklı düşünebiliriz ama dış meselelerde, Türkiye'nin ülke olarak menfaati söz konusu olan konularda hepimizin aynı çizgide buluşması gerekir. Bu vatandaşlığın kaçınılmaz bir şartı. Ben her iki olayda da biraz farklı düşünüyorum, septik düşünüyorum.
sanki Amerikalılar papaz serbest bırakılmasın diye böyle bir çıkış yaptılar. Çünkü bu şekilde tehditle hiçbir ülkeye, değil Türkiye'ye, Afrika'daki küçük bir kabile devletine bile bugünkü dünyada isteğinizi yaptırmanız mümkün değil. Belki de normal şartlarda mahkemenin ilk duruşmasında beraat edecek bir kişiyi şimdi daha zor duruma soktular. Onun için bunun çok kötü bir diplomasi olduğunu düşünüyorum. Ve Amerika'daki çok başlılığın, yönetimdeki çok başlılığın açık bir tezahürü olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz bir bakan ayrı konuşuyor, bir diğer bakan tamamen tersini konuşuyor. Amerika şu anda çok ciddi bir yönetim kaosu yaşıyor, krizi yaşıyor. Ve bu ister istemez ikili ilişkilerimizi etkiliyor. O Almanya'daki olayla ilgili de adaşımın doğru yaptığını düşünüyorum. Almanya bu Dünya Kupası'nda iyi netice alamadı. Bunun günah keçisini Mesut Özil yapmak istediler. O da buna karşı tepki koydu. Bence çok insani ve çok ahlaki bir tepkidi. Bir kere eksen kayması olabilmesi için her şeyin yerli yerinde olması lazım. Halbuki biliyorsunuz Soğuk Savaş'ın bitimiyle birlikte artık bütün o eksenler kalktı ortadan. Bugün Çin de artık kapitalizmi uyguluyor. Rusya da kapitalizmi uyguluyor. Dolayısıyla bu anlamda bir eksen kaymasından söz edilemez. Soğuk Savaş'ın bittiğini de herkes ifade ediyor. Avrupa ile Amerika arasında da tarihte şimdiye kadar hiç yaşanmamış ölçüde önemli bir görüş ayrılığı, farklı yaklaşımlar söz konusu. Hatta Amerika NATO'dan çıkmaktan bahsediyor vesaire. Dolayısıyla böyle bir yeniden kurulan bir dünyada her ülke gibi Türkiye'de elbette ki kendi güvenliğini, savunmasını sağlama alacağı yeni arayışlar içinde olacaktır. Onun için bu yeni başlayan bir şey de değildir. Daha önce de ilk defa Türkiye'nin Sovyetler Birliği'nin parçalanmasında Azerbaycan'ı ve diğer Türk Cumhuriyetlerini ilk tanıyan ülke olduğunu hatırlarsanız 1999'dan itibaren Türkiye zaten yeni şartlara uymada o zaman adım atmaya başlamıştı. Daha sonra daha da gelişen şartlarda Türkiye'nin bu arayışına devam etmesi kadar doğal bir şey olamaz. Benim gönlümden geçen Türkiye'nin bütün komşularıyla, bütün büyük güçlerle, Avrupa ülkeleriyle en iyi ilişkiler içinde olmasıdır. Bunun aynı zamanda Türkiye'nin de menfaatine olduğuna inanıyorum.